Mutfağımdan ve kanalımdan tekrar hepinize merhabalar. Çok güzel bir tarifle geldim yine bugün. Toros çorbası hazırlayacağız birlikte. Ramazan ayı boyunca her evde bulunabilecek malzemelerle değişik güzel tarifler paylaşmaya çalıştım kendimce. Bu da lezzetine çok güvendiğim bir tarif. Malzeme listesine geçmek istiyorum. Bir çay bardağı irmik kullanacağız. Bir çay bardağı ince bulgur. Bir su bardağından biraz az haşlanmış nohut. Böyle biraz ilikli kemik suyu kullanacağız. Siz yoksa eklemeyebilirsiniz. Bir su bardağı süzme yoğurt, bir adet kuru soğan, bir yumurta, bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı, karabiber ve tuz. Bunu köftesine kullanacağız. Sosuna da pul biber ve toz biber. Çok azıcık da zeytinyağına ihtiyacımız olacak. Şimdi bu güzel lezzeti hazırlamaya birlikte başlıyoruz. İlk işlem olarak uygun bir kabımın içerisine önce irmiğimi boşaltıyorum. İnce bulgurumu tuzumu ve karabiberimi ekliyorum. Yarım bardaktan çok azıcık fazla sıcak suyumu ekliyorum ve bunları bir kenarda bekletip kabarmasını sağlayacağım. Bulgurumuz bir kenarda şişerken biz de soğanlarımızı küçük parçalara ayırdık. Rondomuzdan çekeceğiz. Siz dilerseniz rendenin ince tarafından da geçirebilirsiniz. Bir kenarda bekleyip şişen bulgur ve irmiğimin üzerine rondomdan çekmiş olduğum kuru soğanlarımı ekliyorum. Bir adet yumurtamızın akını ilave ediyorum. Sarısını terbiyesine kullanacağız. Ve güzelce bütün bulgurumu, soğanımı köfte gibi olana kadar yoğurmaya başlıyorum. Küçük bulgur köftelerimizi birlikte hazırlamaya başlıyoruz. Böyle bir kabımın içerisine çok azıcık sıvı yağ aldım. Nohut büyüklüğünde böyle küçük. Ne kadar küçük yaparsak bulgur köftelerimiz o kadar lezzetli olacaktır. Küçük böyle toplar hazırlamaya birlikte başlıyoruz. Şimdi bütün bulgur köftemi bu şekilde yuvarlayarak hazırlayacağım. Bulgur köftelerimizi yuvarlayıp hazırladık. Şimdi üzerine bir streç film çekeceğim ve buzdolabında çorbamın suyunu hazırlayana kadar biraz dinlendireceğim. Çorbamızın suyunu hazırlamaya başlıyoruz. Tencereme 5 su bardağı kadar sıcak suyumu önce bir alıyorum. Kemik suyumu ilave ediyorum. Haşlanmış nohutlarımızı ekliyorum. Yoğurtlu terbiyemi hazırlamaya başlıyorum. Yoğurdumun içerisine unumu ve yumurta sarımı alıyorum. Ve çok az suyla süzme yoğurt olduğu için yoğurdumu incelteceğim şimdi. Suyumuz kaynadı. Biraz tuz ekliyorum. Ve bulgur köftelerimi kaynayan suyumun içerisine indirmeye başlıyorum. Yaklaşık 8 ile 10 dakika arasında güzelce köftelerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma olmadı. Şimdi terbiyesiyle buluşturabilirim artık. Kaynayan çorbamın suyundan terbiyemin içerisine alıyorum. Ve biraz böylelikle ılıştırmış olacağım terbiyemi. Köftelerimin güzelliğini görüyorsunuz. Hiçbir şekilde dağılma olmadı. Şimdi terbiyemi böyle bir yandan dökerek bir yandan da kepçemle çorbamı karıştırarak ikisini birleştireceğim. Karıştırma işlemini kesinlikle bırakmadan çorbamı kaynatmayı sürdürüyorum. Çorbamı kaynadıktan sonra bir 6-7 dakika daha birlikte kaynatacağım ve artık sosunu hazırlayacağım. En son çorbama limon suyumu ekliyorum ve artık hazır. Tereyağlı sosumu hazırlamaya başladım. Tereyağımı önce böyle bir küçük sos tavama alıyorum ve eriteceğim.
Yağım pembeleştikten sonra toz biberimi ve pul biberimi ekliyorum. Çok hafiften yakıp ocağımdan bunu da alıyorum. Mis gibi toros çorbasının bir porsiyonunu sizler için sunuma hazır hale getirdim. Kaseme alıp üzerine de tereyağlı sosumuzdan gezdirdim. Evdeki malzemelerle sevdiklerinize yapıp ikram edebileceğiniz denenmiş çok güzel bir tarif daha bıraktım buraya. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Denerseniz, yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Yumuduk Mutfak'ta başka güzel lezzetlerde buluşmak üzere, hoşça kalın.